Burası Turplar Vadisi. Yanlış duymadınız. Turplar Vadisi. Yani bunu Kurtlar Vadisi ile karıştırmayalım. Burası Kadirli'nin en özel yerlerinden bir bölge. Turplar Vadisi. Adından da bilineceği üzere burada bütün vadi boyunca Savrun Çayı üzerinde turp havuzları var. Yaklaşık 20-30 tane turp havuzu var. Burada Türkiye'nin %70 oranında turp üretimi Kadirli'de yapılıyor. Ve burada bu Turplar Vadisi'nde bu turplar yıkanıyor, paketleniyor ve tüm Türkiye'ye hatta dünyaya buradan ihraç ediliyor, buradan gönderiliyor. Burada ben şunu gördüm, yani bizim Maraş'ta satılan turplar rengarenk ama buradaki turplar daha o eski turplardan, dışı pembe kırmızı, içi beyaz olan turplardan. Bugün onlardan sizler için de bol bol yiyeceğiz. Şimdi biz Turplar Vadisi'nden bahsetmek istiyorum. Turplar Vadisi'nde 20 tane özel havuzlar yapılmış. Biraz sonra daha detaylı sizlere göstereceğiz. Burada çadır kurup burada tarım işçileri var. Daha önce birçok bu tarım işçilerinin çoğu bizim buranın insanları iken şu anda birçok Suriyeli sanırım vatandaşlarımız var. Onlar burada çalışıyorlar. Oldukça meşakkatli bir iş. Az sonra daha detaylı çekimler de göreceksiniz. Havuzlara dökülen turplar tanzikli suyla temizleniyor. İçindeki kötü olanlar ayıtlanıyor ve diğerleri daha sonra özel poşetlere, şeffaf torbalara, naylon torbalara konulup sular sıktıktan sonra araçlara yüklenip tekrar pazara gönderiliyor. Şimdi sizleri Turplar Vadisi'ndeki görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Ben de orada güzel bir abim var. Oraya doğru geçiyorum. Turplar Vadisi'ne gelip de Turplar Vadisi'nin ortasına gitmemek olmaz. Buradaki işçiler ne şartlarda çalıştığını görmek için biz de bu Savrun Çayı'na dalıyoruz. Anam! Oldukça da su serin. Yavaş yavaş gidiyor bakalım. Gördüğünüz gibi böyle çatlamış arızalı turplar atılıyor ve burada lığlıklayıp gidiyor, su alıp götürüyor. Selamünaleyküm. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasılsınız, neydi size de? Burası Turplar Vadisi. Yanımda kardeşim var. Adın neydi Ede? Serkan abi. Serkan kardeşim var. Allah yardım etsin. Hakikaten zor bir iş yani. Benim ayaklarım buta gibi dondu. Eden birle burada çalışıyorlar bu Turplar Vadisi'nde. Tarladan gelen turpu nasıl? Buradaki işlemi bize bir anlatsana Serkan kardeşim. Vallahi buradaki işlem abi. İşte turp geliyor burada, yıkanıyor. Bundan sonra yani böyle biz ıslanmaya bekleniyor mu? Yani tabii, şöyle, sanki, böyle bekleniyor işte. Islıyor, biraz evet. Bekledikten sonra. Evet, ondan sonra yıkıyorlar işte. Tanzitli suyla yıkayıp evet. Sonra burada bayanlar şu attıkları ne de buraya atıyorlar? Bunlar işte bozuk olanlar. Bozuk olanlar. Evet, sevgili teyzeler oradaki bozuk olan turpları atıyorlar ve orada bayan arkadaşlar, ablalar, teyzeler bunları paketliyor. Serkan kardeşimize bunları burada çuvalların ağzını bağlayıp pazara sunulacak şekilde hazır hale getiriliyor. Yani burada şey mi oluyor, nasıl desek, yani İstenilen şey belli zaten. Tabii, kırmızı tabii, turp, tabii, beyaz tabii. Turp. Ona göre burada geleni ya bu kırmızı, yıkayıp işte pancar, siyah turp. Bu siyah turp evet, değil mi evet. Orada? Bezir var, işte Japon var, ıspanak şeyler de, var. Ispanaklar da burada temizleniyor. Evet. Ya bu çayın adı, Savrun, bu çayın adı neydi? Savrun, Savrun. Ha, Savrun Çayı, gördüğünüz gibi Kurtlar Vadisi'ndeyiz. Turplar Vadisi, karıştırıyorum sevgili seyirciler. Ayağımda hissetmez oldum, tabii Edem'de dizme evet. Var.
O donmuyor. Ben şöyle biraz da şu gelin bacılar yanına varayım. Ondan sonra sakın bir yere ayrılmayın. Takipte kalın. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Gelin bacılar. Kolay gelsin. Ekip lideri kim burada? Ha? Aba o adam hıtağımı dondu vallahi. Kolay gelsin. Berek lan ne bilek anam bize yalnız girdik. Aman oradan isteseydik. Aba o vallahi hıtağımı dondu. Şuraya otursak kırılır mı? Yok şöyle otururum ayağım hıta. Torbalar evet nasıl böyle hazırlıyorsunuz? Torbayı böyle geliyoruz, kıvırıyoruz. Bir havuza, iki havuza, üç havuza neyse yeterli kadar. Ondan sonra sabah erkenden giriyoruz havuza. Buradan paketleyip atıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar da orada şey yapıyor. Aynen öyle. Ya bizim evvelden bizim bildiğimiz tuplar şöyle büyük olurdu. Ama şimdi burada minik minik niye bunu yani özel bir şey var mı? Abi şu pakuza geçiyor, bu dişliğe geçiyor hesabı. Şu da ufak, üç kısım torba yapıyoruz. Yani burada sınıflandırma yapılıyor evet. Anladım. Ona göre... Biz kendimiz ayarlıyoruz. Ankara'yı. Mesela bunu ufak yapıyoruz, hepsi bir kıyas oluyor. En ufaklar Ankara'ya gidiyor. Evet. Evet, sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi en küçük turplar Ankara'ya gidiyor. Onun bir küçüğü Urfa'ya gidiyor. Hayır, bu... En büyük Urfa'ya gidiyor, onun bir küçüğü de Maraş'a gidiyor. Aynen öyle. Evet, şimdi Maraş deyince bu turpla ilgili bir anımızı anlatayım, bizim bir arkadaşın anısını. Şimdi eski zamanda Maraş'a gelmiş köyden, şehirde turp yemiş. Köye gelmiş bu turpu anlatıyor, ya ben demiş Maraş'a gittim. Bir şey yedim, abbaydı, dap tatlıydı lan ne yedin, ne yedin? Dondurma mı yedin? Yok. Adını bilmiyormuş. Lan ne yedin? Ondan sonra o ara hani turp getirir ya böyle. Gerince adam demiş lan domuz sen turp yiksin lan demiş. Ha ondan yedim demiş. İşte turp da böyle aslında hazmı... Turpu yemesen daha iyi tarlasını yanından geçecek misin? Vallahi biz Turplar Vadisi'nden geçtik. O zaman bizim şey daha orijinal oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Orada grup Ankara'ya gidecek hangisi? Şu grup mu Ankara'ya gidecek? Şu Urfa, şu da Maraş ne de? Ha, canımı seveyim, bez olur. Allah kolaylık versin. Demek ki Ankara dağlar çok ufaklardan yiyorlar. Çok kıymatlı da oldu, pahalıdır o zaman o da. Evet, Dökeş abi gördüğün gibi şu minik olanlar Ankara'ya gidiyor. Şimdi burada Meral'dı değil mi abla? Meral abla böyle akşama kadar böyle çalışıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Siz Kadirli'den misiniz? Evet. Ha, Kadirli'den. Burnumuzda hızma da var maşallah. Allah mesul etsin. Sağ ol abi. Biraz böyle şey mi? Sülale mi yoksa böyle mahalleden arkadaşlar mı? Hepimiz. Ya hısım mı? Hısım akraba mı? Hepimiz mesela akrabayız. Ha, böyle geçen bir yere gittik hepsi şeydi. Kaynanaydı. Amele çavuşu böyle işte gelinler, eltiler böyle torpil yapmış. Kendi hısımlarını almış. Sizde de öyle mi dedim yani? Bizde de öyle. Aa, maşallah. Maşallah. Evet, sevgili seyirciler görüyorsunuz Anadolu insanı, Çukurova insanı. Yani çok sıcak ve böyle candan insanlar. Allah'ım böyle insanlara böyle bol kazançlar ve uzun ömürler versin. Ama oldukça zor ve meşakkatli bir iş. Yani gerçi şey var mı Meral abla yani çizme harici böyle. Ama ablam mesela naylon çekmiş ıslanmamak için. Hepimizde var abi. Ha naylon ha şey önünün altı su geçirmezmiş anladım. Anladım. Yani tabii patronumuz da gerekli bütün şeyler yapmış. Geçmişine rahmet. Buradan Turplar Vadisi'nden mesaj göndereceğim biri var mı Meral abla? Şöyle bizim şu büyük kameraya bak da şöyle buradan bir mesaj göndereceğim var mı şuradan? Böyle hısım akraba gelin torun torba. Vallahi. Şu kameraya bak da bir. Bütün arkadaşlarıma selamlar olsun. Özellikle Maraş'taki görümcelerime. Abao, kan görümceye de selam söylenmez ama. Evet Maraş'taki nerede görümce Meral abla? Maraş'ın tam merkez hangi mahallede? Biner. Abao bizim mahalleye mi? Öyle mi? Abao vallahi hısım çağıracak şimdi Meral ablayla. Evet Maraş'tan Meral ablanın. Tüm sevdiklerimize. Avar etmiyor değil mi? Şuradan patron bize kızmasın da. Evet bak
gerçi Kadirli ile Maraş çok özdeş aslında yani. Bir de dostlarımız var. Burada Maraş. Aynen. Bak hemşerimizsin yani. Ekipte türkü çağırmaya bilen var mı Meral abla? Olur ya böyle bazen kibar türkü çağıran. Var mı öyle bir şey? Var mı arkadaşlar? Çok güzel olan. Sakıncası yoksa bir tane türkü alsak hangisi? Mesela şu bibim Nica gibi duran bir bibim var. O çıtırık duruyor ama şu üçüncü... Şey Necla. Necla ablam tam çeki göz Nica gibi duruyor. Allah'a nasip etsin. Maraş'ın... Dondurması meşhur. Her şey meşhur öyle mi? Dondurma, biber, tarhana aklına ne gelirse. Uğur böcekleri. Ya. Yanında da tur. Ha tur. Turplar Vadisi'nde. Abi yapalım torba götürün. Turplar Vadisi. Turplar Vadisi'nde Meral ablam bize bir torba turp verdi. Bunu da aldık. Turplar Vadisi'nde arkamda gördüğünüz yerde önce buraya turplar, turp, şalgam, bu siyah turp, ıspanak buraya geliyor arkadaşlar. Burada ıslanıyor. Bir gün ıslandıktan sonra o topraklar tamamen çıkıyor. Daha sonra hemen burada arkadaşların yaptığı gibi tazikli suyla onlar suda iyice yıkanıyor. Daha sonra da hemen arkada bizim Maraş hemşerilerimizin çalıştığı bu işletmedeki gibi sınıflandırılıyor. En küçük turplar Ankara'ya gidiyormuş. Onlar minik minik özel. Ben de hep Ankara'da görürdüm minik minik turplar. Onlar Ankara'ya gidiyormuş. Daha büyükleri de Urfa'ya, Antep'e, Maraş'a ve tüm Türkiye'ye dağıtılıyor arkadaşlar. Yukarıda beyaz turp var. Burada da kırmızı turp. Buradaki turplar tam organik eski turplar. Yani bizim bize de Hanif abim de bir çuval verdi sağ olsun. Onu da tüm dostlara da dağıtacağız varınca. Bu eski geleneksel turplar ama yukarıdakiler yeni çıkan dışı beyaz, içi kırmızı turplar. Normal turpun dışı kırmızı pembedir, içi beyazdır. Biz de bu gördüğünüz turplarda o bahsettiğimiz turplardan. Buradan temizlenen ve sınıflandırılan turplar büyüklüğüne göre paketleniyor ve daha sonra buradan araca yüklenip buradan pazarlara gönderiliyor. Biz buradaki çekimlerimizi tamamladık ve şimdi Kadirli'deki serverimize devam ediyoruz. Sakın bizden ayrılmayın.